Çin hükümetinin Doğu Türkistan'la uyguladığı sözde kardeş aile adı altındaki her Uygur Türk'ün evine bir Çinli memur yerleştirme politikası bölgedeki Türklerin mahremiyetine büyük ölçüde zarar veriyor. Öyle ki Çin hükümetinin atadığı Han Çinlisi'nin sözde kardeşlik adı altında Türk geleneğinde asla kabul edilmeyen tavırları ile Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek Türklerinin eşleri ve kızları başta olmak üzere aile sakinlerinin gözleri önünde istediği her şeyi yapabilecek hale geldi. Ve bu uygulamaya karşı çıkanların ise kara listeye alındığı bildirildi. Ülke Ocakları Arnavutköy İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen konferansta konuşan doçent doktor Ömer Kul, Türkiye'nin Çin ile olan ticaretini derhal kesmesi lazım dedi. Salonu dolduran yüzlerce davetliye Sinevizyon'da belgeleriyle konuşan doçent doktor Ömer Kul, Çin bugün içten içe kaynayan ve kısa zaman sonra göreceğimiz üzere tıpkı 90'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin dağıldığı gibi Çin de bölünerek çeşitli devletler ortaya çıkacak dedi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Türkistan'daki Türklere uyguladığı baskı, Kuveyt milletvekilleri tarafından mecliste düzenlenen oturumda tepkiyle karşılandı. Kuveyt'te milletvekilleri, Doğu Türkistanlı Müslümanlar dini zulme maruz kaldı başlığıyla Müslümanlara desteklerini ifade ederek Çin'in Doğu Türkistan politikalarına tepki gösterdi. Milletvekili Muhammed Haif yaptığı konuşmada Çin'in 29 milyon Müslümana çeşitli işkenceler yaptığını belirterek, Çin Büyükelçisi'ne meclis tarafından temsil edilen Kuveyt halkının Müslümanlara zulmeden bir ülkeyle işbirliği yapmayacağını söylüyoruz dedi. Çin'in yıllardır zulmettiği Uygur Türkleri için Endonezya ve Malezya harekete geçti. İki ülke Uygur Türklerini korumak için ortak karar aldı. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Uygur Türklerini desteklediklerini açıkça ifade etti. Bunu dillendiren Müslüman siyasi liderler arasında ilk oldu. Enver İbrahim'in başında bulunduğu Malezya hükümeti bir grup Uygur sığınmacıyı Çin'e göndermek yerine Türkiye'ye yollamıştı. ABD ile Çin arasında süren ve dünya ekonomisini de etkileyen ticaret savaşlarında ilerleme henüz kaydedilmedi. ABD'nin Beijing'den yapısal ekonomik reform talepleri konusunda iki ülkenin derin görüş ayrılıkları yaşadığı bir ortamda kritik ABD-Çin ticaret görüşmeleri devam ediyor. Süren anlaşmazlık ABD'nin gümrük vergilerini artıracağı 2 Mart'tan önce bir uzlaşı sağlanmasını da zora sokuyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile iş yapılmaması çağrısında bulundu. Bolton açıklamasında bankacılara, borsacılara, tüccarlara, aracılara ve diğer işletmelere tavsiyen, Maduro mafyası tarafından Venezuela halkından çalınan altın, petrol ve diğer ürünlerle iş yapmayın. Biz bu süreçle ilgili gerekli adımları atmayı sürdürmeye hazırız ifadelerini kullandı.